Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı'nın yolculuğu bu gece yarısı Türkiye saatiyle 01.11'de başlayacak. O tarihi anları CNN Türk editörü Gülşen Coşkun Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde takip ediyor. Şimdi Gülşen, Gezer Avcı'nın uzaya fırlatılmadan önceki hazırlıklarını ve son durumu aktaracak. O tarihi ana sadece saatler kaldı. Ben şu anda Florida'dayım. Türkiye'nin ilk astronotu, ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı da Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak. Fırlatma Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek. Burada benim bulunduğum noktaya yaklaşık 45 dakika kadar bir mesafe uzaklıkta bulunuyor Kennedy Uzay Merkezi. Biz de o fırlatma anında CNN Türk ekibi olarak Kennedy Uzay Merkezi'nde olacağız ve an be an canlı yayınlarla o heyecanlı dakikaları ekranlara getireceğiz. Türkiye'nin ilk astronotu yalnız gitmiyor uzaya. Yanında 3 astronot daha var. Onlardan biri İspanyol, diğeri İtalyan ve bir diğeri ise İsveçli astronotlar. SpaceX'in Falcon 9 roketi Dragon kapsülüyle uzaya fırlatılacaklar. Buradan, yani Florida'dan uzaya gidiş süreleri yaklaşık 1,5 gün kadar sürecek eğer bir değişiklik olmazsa ve sonrasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecekler. Ve 14 gün boyunca uzayda yerçekimsiz ortamda olacaklar. Peki Türkiye'nin ilk astronotu uzayda ne yapacak? Uzayda yaklaşık 13'e yakın deney yapacak Alper Gezer Avcı. O deneyler öncesinde belirlendi. Özellikle Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilimsel akademik araştırmalar sonucunda gerçekleşmesi planlanan deneyler onlar. Öğrencilerin deneyleri de var. Muş'tan öğrencilerin sunduğu bir deney de var o deneyler arasında. Propolis'le ilgili bir deney yapacak Alper Gezer Avcı. Bunun dışında Tuz Gölü'nden nadir bir çiçeği yanında götürüyor. O çiçek yer çekimsiz ortamda nasıl bir reaksiyon verecek? Buna bakacak. Gen üzerine araştırmalar yapacak. Yer çekimsiz ortamda insan bedeni nasıl reaksiyonlar veriyor, tepkiler veriyor? Buna bakacak. Savunma sanayi ile ilgili olarak da materyaller konusunda bazı deneyler olacak. Pek çok önemli. Türkiye'nin bundan sonrasına ilişkin olarak Milli Uzay Programı dahilinde bu deneyler gerçekleştirilecek. Sonrasında Alper Gezer Avcı geldiğinde artık merakımız o deneylerin sonucu ne oldu? Bu olmuş olacak. Onu da takipte olacağız. Peki şimdi Alper Gezer Avcı ne yapıyor? Alper Gezer Avcı, yani Türkiye'nin ilk astronotu, o tarihi ana fırlatmaya hazırlanırken karantinada. Kendisi de bunu ifade etmişti. Özellikle 14 günlük bir karantina süreci başlıyor fırlatma anından önce ki uzaya herhangi bir şekilde bir hastalık gitmesin. Astronotlar sağlam, sağlıklı bir şekilde uzaya gidebilsinler. İşte bu nedenle artık temasları dış dünyaya neredeyse tamamen kesildi diyebiliriz. Bazı sadece online görüşmeler gerçekleştirebiliyor Alper Gezer Avcı ki son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu tarihi görev öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi kendisi. Peki Türkiye'nin ilk astronotu uzaya ne götürecek yanında? Öncelikle Türk bayrağını götürecek. Kendisi Yörük, bunu ifade etmişti kendisi de. Kendisine sorulduğunda ne götüreceksin diye. Yörüklere ait bazı objeler yanında götürecek ve aile fotoğrafları da onunla birlikte uzaya gidecek eşyalar arasında yer almış olacak. 36 bin kişi arasından seçildi Alper Gezer Avcı. Bu görev için en uygun isimlerden biriydi. Ve Türkiye özellikle Milli Uzay Programı kapsamında çok kısa bir sürede aslında bu başarıyı elde etti. 2023 yılında isimleri açıklandı. 2022 yılında zaten bir çağrıya çıkılmıştı ve sonrasında ismi belirlendikten sonra uzunca bir süre başta Amerika olmak üzere Türkiye'de dahil pek çok farklı noktada eğitimler gerçekleştirdi ve işte bu tarihi ana hazırlandı bu dakikaya kadar. Şimdi biz de merakla bekliyoruz o fırlatma nasıl gerçekleşecek? Fırlatma gerçekleştikten sonra uzaydan ilk Türk astronot nasıl bilgilerle geri dönecek? CNN Türk ekibi olarak onları da an be an takipte olacağız. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Hüseyin Esenoğlu'yla bu yolculuğa dair merak edilen sorular üzerine konuşacağız şimdi. Çok soru var aslında akıllarda. Sayın Esenoğlu, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkürler hocam. Şimdi herkes şu soruyu merak ediyor. Bir astronot nasıl seçiliyor? Neden Alper Gezer Avcı seçildi?
Güzel bir soru. Çok sayıda aday olunan bir maratondu diyelim uygunsa. Elbette bir tane asıl, bir de yedekli çalışmak için ancak ikiye düşürülmesi gerekiyordu. Bunu yaparken de hem sağlık koşulları, hem uygunsa akıl yetenekleri, uygunsa donanım yetenekleri, uygunsa bir de pratiği olunan her türlü bu uzay serüveni için gerekli olan altyapıyı taşıyan üzerinde ve eğitim almaya da uyumlu, uygunlu, işte ne diyelim, böyle yaşa da tecrübeye de dayalı, akla gelebilecek tüm olumlu verilerin toplandığı en fazla iki adayın seçimi maratonundan sonunda bu anı gelindi. Şimdi gördüğünüz gibi herhalde yaklaşık 8-9 aya yakın bir eğitim, bilgilenme sürecinden geçti. Şimdi artık olgunluk oldu. Tam böyle artık güle güle deme saati geldi diyelim uygunsa. Peki şimdi Alper Gezer Avcı hangi görevlerde bulunacak uzayda? Nasıl bir ekiple gidiyor? Tam olarak çalışmalarına dair bilgileri aktarabilir misiniz hocam? Ya, teşekkür ederim. Türkiye Uzay Ajansımızın, devletimizin Milli Uzay Programı çerçevesinde 10 tane program seçilmişti. Bunlardan bir tanesi de bir Türk astronotun uzaya gönderilmesi ve orada da bilimsel misyon ismi altında projelerin yerine getirilmesiydi. Yani uzay şartları evrensel en temiz mekan şartları sunuyor. Orada yer çekimsiz demeyelim ama çok küçük mikron ölçeğinde bir şartlar var. Çok temiz şartlar var. Oradaki dünya şartlarında her şeyi bildiğimiz tüm olayların acaba uzay ortamında bunun karşılığı, tepkisi ne olacak? Bunun ölçülmesi, karşılaştırılması ve insanlığa sunulması çerçevesinde herhalde yüzlerce proje gönderildi üniversitelerimizden, bilim merkezlerinden. Bunlardan bir tanesini de ben göndermiştim 6 kişilik ekibimizle. Lisans öğrencisinden profesör seviyesine kadar uzay tozunu ölçelim diye. Bizimki kabul olmadı ama çok mutluyuz işlerinde olabilirliği olan, seçeneklere en içe ideal olanlardan bir 13 tanesi seçildi. Başlangıçta 2 veya 3 tane yapılması planlanıyordu. Ama şimdi çok şükür ki, yani iyi ki diyelim, 13 rakamına ulaşıldı. Astronotumuz 14 gün boyunca hemen hemen her gün bir deneyi tamamlayacak şekilde genelde biyoloji deneyleri artı çekimsiz ortamın vereceği her türlü insan sağlığı, tıp ve mikrobiyoloji konularından arzu edilen bu temiz oda şartları, uzay şartlarının imkanlarından faydalanacak şekilde deneyler yapılacağını söyleyebilirim. Şimdi uzaya fırlatılma işlemi bu gece gerçekleşecek Türkiye saatiyle gece 1 sularında. Şimdi bu uzaya fırlatma işlemi nasıl yapılacak? Güzel. Bir kere dünyamız dönüyor. Hani nasıl akan suya ters akılmaması, kürek çekilmemesi gerekir diyoruz. Dünyamızın da dönmesi. Dolayısıyla bu bir sistemdir. Bulutuyla gökyüzünün hareketli kısmıyla buna paralel, yani onun itici kuvveti kullanılacak. O yüzden adresi özel bir adres. Her yerde olamıyor bu. Bu bir kere dünya şartlarından kurtulmanın da bir ivme kazanması. Bu olumsuz şartları olumluya çevirme kazancıyla başlatılıyor. Artı ikincisi de ilk defa insanlık dünya tarihinde, dünya uzay tarihinde işte belirli bir yakın bir tarihten bu yana özel sektör gücüyle bu işler bugüne geldi. Eğer özel sektör olmasaydı şu anda biz Türk astronotumuzu gönderemeyecektik. Bir kere onun hakkını verelim. İşte SpaceX diye, bilmiyorum ismini vermek uygun herhalde. Evet. Bilinen artık. Yani çünkü onunla gidecek. Bu 9 tane egzoz bacası olan, çok şiddetli, çok güçlü bir ilk kez denenen özel sektör roketiyle diyelim. Bu gönderilecek. Yani bunun şartları denendi. İlk defasında başarılı oldu ve bugüne kadar hemen hemen tüm ülkeler ya da ticari kuruluşlar ihtiyaçlarını gideriyorlar bu şekilde. Biz de bundan faydalanıyoruz. Bu bir hizmettir. Yani herkesin yapması beklenmez ama biz de bu hizmeti onlardan alıyoruz diyeyim uygunsa. Şimdi hocam 13 projeden söz ettiniz. Hemen hemen her gün yeni bir proje gerçekleştirecek Alper Gezer Avcı. Tam olarak neler yapacak ya da en göze çarpacak olan nedir? Orada nasıl bir ortam var?
Şimdi tabii ben temel bilimciyim, uzay bilimleri benim alanım. Daha çok hani insan kolonisiyle ilgili yarınlar için, Ay ve Mars ortamları için olmazsa olmaz yaşam ihtiyacımız olan canlılık üzerine, bitki beslenme üzerine olacağını tahmin edebilirsiniz. Onlara genelde bu uzmanlık alanı olanlardan öğrenelim. Ama ben biliyorum ki her türlü bitki ve bilgi birikimimiz canlılık üzerine ve bunun hep yer çekimi üzerine, ama yer çekimsiz bir ortamda da acaba aynı şartlarda bitki beslenme ve diğerleri olabilir mi? Bizim büyümemiz, mesela şu andaki konuşmamız, şu andaki vücut yapımız bu yer çekimsiz ortamda da dünya şartları gibi devam edecek mi? Yani bunun herhalde sonsuza vardıran bir sorgulaması olmalı tahmin ettiğiniz gibi. Bunların denenmesi, zaten deneniyor insanoğlu önce ayakta kalmak için yapılıyor bunlar, yaşamak için yapılıyor. Bunların öncelikleri yapıldı. Bu da bizim de ilk defa dünya literatürüne girebilecek deneyler olduğunda bu kadarını söylemiş olayım hiç olmazsa. Peki hocam, muhtemelen herhalde Alper Gezer Avcı videoda çekip bizlerle paylaşacak değil mi? Mutlaka. Elbette şöyle, yani sonuçta biz sadece bağımsız olarak gitmiyoruz. Biz bir grup olarak gidiyoruz. Grup liderimiz de var orada. Onun temsili, onun herhalde yetkilendirilmiş kısmı ile olacak diye düşünelim bu işleri de. Şimdi Türkiye'nin bu adımını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Uzay yolculuğunun başlaması neden önemli diye sorsam nasıl tanımlarsınız? Teşekkür ederim. Ben de bunu bekliyordum. Ah ya sormazsa diye üzülecektim. Bende de şu oluştu. Bu sabah gönderdim. Şimdi Türkiye Uzay Ajansı'nda vatandaşlarımız yazsın diye Alper astronotumuzun okusun diye yolculuk boyunca mesajlar yazmasını bekliyor. Ve ben de yazdım. Orada yazdığım bir ifade söyleyeyim sizin sorunuzun cevabı olarak. İnsanlık için belki küçük adım ama Türkiye'miz için çok büyük bir adım olarak slogan şeklinde ifade etsem uygun mudur acaba? Bence insanlık için de önemli hocam, Türkiye için. Türkiye için neden önemli peki? Evet, şöyle hani ilk ayak basılınca belki yani insan için bir kişi gitti oraya. Evet. Onun küçük bir adım ama insanlık için önemliydi, bir kapı açıldı. Bizde de ilk defa, bakın yani aradan ne kadar bir zaman geçti, olamadı ama şimdi tam zamanı diyelim uygunsa, özel sektörün sayesinde olabilirliğe geldi. Aynı benzerleri ülkemizde de görüyorsunuz. Özel sektör ele alınca, hakkını vermek adına söyleyeyim, bakın olmazlar olur halde, yani evrensel, dünya çapında, küresel çapta ne kadar büyük ilerlemeler olduğunu tahmin ediyorsunuz. İsimlerini biliyorsunuz onların. Genel bilgi çerçevesinde düşünelim. Dolayısıyla insanlık artık gitti geldi, gitti geldi. Hatta turizm, turistik seviyeye tam, kadar şey oldu. Yani normallendi diyelim. Tam buraya gelecektim hocam. Şimdi özel sektör vurgusu yapınca siz uzay yolculuğuna bir turizm sektörü açılır mı Türkiye açısından? Bu da olur mu? Mutlaka, zaten açıldı bile. Yani patladı gitti diyorlar ya, böyle bir ifade kullanıyorlar. Şimdi artık eskiden devletler yarışı için bu kullanılırdı. Uzay yarışı malum. Ama şimdi artık zenginler, şimdi milyonerler yarışı. Yani kişi bazlı oldu. Yani o seviyede yaygınlık kazandı. Bu da herhalde bir insanoğlunun aldığı yol bakımından da önemli bir mesajdır diye düşünüyorum. Siz gitmek ister miydiniz hocam? Mutlaka. Elbette. Çünkü ben hayatta en çok merak ettiğimden iki tane var. Bir tanesi hep ben astronomum, ben teleskopun arkasından derin uzaya bakıyorum. Ama arzu ederdim ki atmosfersiz bir atmosferden evren, gökyüzü, uzay nasıl gözüküyor? Ben çok merak ediyorum bunu. İkinci merak ettiğim de, şimdi tozdan insanlık kurtulamıyor. Her yerimiz toz. Temizlediğimiz anda itibaren tekrar toz oluşuyor. Acaba evet. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda toz oluşumu nasıl? Bir de onu çok merak ediyorum. Günlük hayatta ne olduğu için.
Aslında güzel bir noktaya değindiniz hocam. Buradan farkı ne hocam? Ya da insanın yaşayabileceği bir yer aranıyor dediniz. Şimdi tabii dünyada en çok konuştuğumuz konulardan biri de biz dünyayı, insanoğlu çok mu fazla tüketiyoruz? Gerek savaşlar olsun, gerek su tüketimi, gıda tüketimi, hatta bu zaman zaman belgesellere de konu olan işte bilmem kaç yıl sonra insanlık yok olacak gibi, eğer böyle giderse tüketim ve kullanım. Dünyayı biraz hor kullanıyoruz. Dolayısıyla gidebileceğimiz bir yer var mı? Şimdi bir kere Uluslararası Uzay İstasyonu adeta bir adı üstünde istasyon. Yani Ay'a gitmek için bir istasyon. En yakın gezegen yaşanabilir, taşınabileceğimiz gerçekçi anlamda en yakın Mars oluyor. Bunlar için elbette bütün çalışmalar özünde, az önce sorduğun sorusunda bir cevabı buydu. Oraya gidersek, oraya gitmenin tüm antrenmanları orada yapılıyor. Ama bilelim ki şunu öğretsin bize, dünyamızın kıymetini bilemediğimiz için, yani hepimizin suçu var bunda. Görüyorlar ki orada uzay saatleri, yani atmosferin dışında, yani dünyamızın, cennet diye kelime kullansam, orada şartların ne kadar zor olduğunu, korunmasız halde kaldığımızı, orada giriyorlar, hiçbir rahatlık yok, hiçbir uyku yok, yani hiçbir yön yok, orada çekim yok. Yani nasıl ekmek, su, nimet diyoruz, yer çekimi de bir nimet, onun da kıymetini yok olduğu zaman anlaşılıyor. Hani günlük hayatta da kullanırız bunu. Orada yokların zenginliği diyelim, o yokların zenginliği varlık olan dünyamızın da kıymetini bildirsin diyeyim. Yani oradaki yaşananları bize, dünyaya, milyonlara, milyarlara anlatılsın, aktarılsın ki yokluk varlığı herhalde iyi anlatır diye düşünüyorum. Hocam şimdi değişik bir yolculuktan söz ediyoruz. Alper Gezer Avcı bize orada video çekecek, görüntüleri aktaracak ama şimdi dişini nasıl fırçalayacak, sabah güne nasıl başlayacak, ne yiyecek, ne içecek, özel bir beslenmesi de olacak mı orada? Olmalı mı ya da? Mutlaka işte haberlere de düştü bu. Oradaki her bir saati, dakikası, saniyesi ve her ne yiyeceği 14 gün boyunca şu andan yapıldı ve hazırlandı. Yani şu anda mutfak çoktan bitti. Mutfağın kapısı kapatıldı. Ürünler üretildi. Yani gidince onu yemek kalıyor. Böyle düşünelim uygunsa. Şimdi orada çekim yok. Yani geminin demiri atılmamış. Serbest. O çok fena bir şey aslında. Biz dünyalılar için yani nasıl o bildiğimiz buzlu, bilim kurgu filmleri gibi, aman Allah korusun diyelim de yörüngesini değil mi hocam, böyle enteresan bir yol. Çok ilginç, adres yok orada. Nasıl ki buzlu yollarda yürüyemiyorsak, değil mi, ayağımız kayar endişesiyle yaşıyorsak, orada yok yani, yok yani, sıfır. O fakirliklerin adresi orası, böyle yani doğal zenginliklerin olmadığı yer. Ama buna rağmen, her şeye rağmen, bilim için, insanlık için, bizim çok refahımız güzel için, insanlığın mutluluğu yarınları için de bakın ne çilelere katlanıyoruz diye de bu gözlüklere bakalım uygunsa. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Hasan Esenoğlu, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam size de nasip olsun, herkese nasip olsun diyelim. Sayın Alper Gezer Avcı'ya da güzel bir yolculuk dileyelim. Bu gece saat 01:00'de uzaya fırlatılacak Amerika Birleşik Devletleri'nden Florida'da. Gülşen Coşkun ekibimizden takip ediyor. Ama sadece oradan takip etmek mümkün değil. Bugün Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu bu gece yarısı başlayacak ve bu fırlatma töreni İstanbul ve Ankara'daki çeşitli meydanlarda da takip edilebilecek. Serdar Er işte o noktalardan birinde, Taksim Meydanı'ndaki gezegen evinde şu anda. O heyecanlı bekleyişi, hazırlıkları bize aktaracak. Serdar, nedir son durum, senden dinleyelim. Göksu, dün de buradan yayın gerçekleştirmiştik ve vatandaşların oldukça dikkatini çeken bir görüntü ekrana getirmiştik. Bakın hemen arkamda çadır mevcut, dom çadır deniyor buna ki saatler 1:11'i gösterdiğinde burada bir gösteri yapılacak. Tabii ki o uçuş gösterimi bu noktada da seyredilebilecek. Fakat şu sıralarda bir hazırlık olduğunu belirtelim. Burasının saat 11 civarında açılacağını söylemiş olalım. Sadece Taksim Meydanı'nda değil, Ankara'da da meydanlarda bu çadır olacak ve bu çadırın içine giren
vatandaşlar böyle bir atmosferle karşılaşacaklar. Tabii şu sıralarda bakın ekranlar kapalı. Hemen üst tarafa baktığımızda bir görsel yansıtılmıştı. Dün mapping gösterimi vardı burada. Şu an kapalı olduğunu görüyoruz ki son hazırlıklar olduğunu belirtelim. İşte bu çadır içerisinden izleme yapılabilecek. Tabii bu çadır 14 gün boyunca bu noktada kalacak ve buraya gelen vatandaşlar uzay yolculuğuyla ilgili bilgiler alabilecekler. Tabii uzay yolculuğunda Alper Gezer Avcı, daha önce yayınımızda da konuştunuz ama tekrar etmekte yarar var. 13 farklı deney yapacak biliyorsunuz. Söz konusu deneyler mikro yer çekimi, uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji malzeme bilimi, üretim teknolojileri ve temel bilimler alanlarında yapılacak. İşte o yolculuk öncesi de uçuş anını, uçuş törenini buradaki davetliler, vatandaşlar takip etmiş olacak. Ekranlar kuruldu. Saatler 11'i gösterdiğinde açılacak burası. Milli Uzay Programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu 2021 yılında ve o 10 hedef kapsamında bir Türk'ün uzaya gönderilmesi de söz konusu olacaktı. İşte o çalışmalar kapsamında hedef de gerçekleşmiş olacak. 18 Ocak tarihinde saatler 1.11'i gösterdiğinde vatandaşlar buraya geldiklerinde o ilk uçuş anına tanıklık edecekler. Burası İstanbul'un aslında çok merkez bir noktası. Oldukça turist ilgisinin de fazla olduğu bir nokta. Taksim Meydanı'nda bu gece nefesler tutulacak. Gözler de o ana çevrilecek. Biz de takip edeceğiz kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu ile birlikte. Şu sıralarda hazırlıklar devam ediyor. Bittiği takdirde buradaki son atmosferi de göstermek isteriz sizlere. Dün göstermiştik ama bugün içinde son çalışmaları göstereceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Göksu.